Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Cihat Kiriç. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ormanda Tyrant Demir oynayacağız. Tyrant Demir biliyorsunuz buff almıştı. Ben de bu karakteri bir oynayayım dedim. Kanalımda zaten hiç Tyrant Demir videosu yoktu arkadaşlar. Bugün Tyrant Demir oynayacağız. Umarım güzel bir oyun olur. Onun dışında arkadaşlar Pearl Digital'den abonelik diyorum. Sponsorluk aldım. Şu an ekranda görüyorsunuz Pearl Digital'i. Videonun altında arkadaşlar Pearl Digital'in üyelik linki olacak. Pearl Digital sponsor olduğu için şu an yayınlarda sürekli çekiliş falan yapıyorum. Yayınlarıma katılabilirsiniz. Aynı zamanda bana destek olmak için arkadaşlar videonun altından Pearl Digital linkinden Pearl Digital'e üye olup dediğim gibi oradan beni destekleyebilirsiniz. Hani bu sponsorluğun devamı için buna ihtiyacım var. Ve arkadaşlar ucuza RP falan satın alabilirsiniz. Orada aynı zamanda bonus falan alıyorsunuz. Gayet başarılı bir site. Kodlarda da herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Riot ile anlaşmaları var. Ben şuna bir gank atayım. Erken bir gank hayat kurtarır. Tertemiz killimizi aldık. Arkadaşlar şimdi Tyrant Demir'in neyi bufflandı? Onlardan birazcık bahsedelim. Şurayı keserim ben. Şurayı bir keselim. Yeteneklerinden bahsedeceğim sonra. Yani bu karakteri oynamışsınızdır ama yeteneklerini büyük olasılıkla çoğunuz pek bilmiyordur. Hiç okumamıştır, etmemiştir. Arkadaşlar Tyrant Demir'in taban saldırı gücü arttı. Hani artık daha fazla saldırı gücü artıyor level atladıkça. Yani late game'deki gücü daha fazla oldu Tyrant Demir'in. Onun dışında arkadaşlar Tyrant Demir'in E yeteneğine buff geldi. E yeteneği daha fazla vuruyor. Şimdi Tyrant Demir nedir? Ne yapar? Pasifini falan birazcık bahsedelim. Arkadaşlar Tyrant Demir'in pasifi düz vuruş yaptığınızda altındaki öfke birikiyor. O öfke ne işe yarıyor? O öfke sizin kritik vurmanızı sağlıyor. Hani öfkeniz doluyken arkadaşlar kritik vurma ihtimaliniz artıyor. Her biraz öfke geldiğinde kritik şansınız artıyor. Onun dışında arkadaşlar Q yeteneğimiz sizi heal diyor. Eksik can miktarınıza göre yine saldırı gücü kazanıyorsunuz. Q'nun pasifi de o. Hani canınız azken saldırı gücü kazanıyorsunuz eksik can miktarınıza göre. Ve ne kadar öfkeniz varsa Q'nuz o kadar size can veriyor arkadaşlar. Onun dışında E yeteneği adamın üzerine doğru şöyle gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar sizin şu aşağıdaki öfkenizi dolduruyor. O adamı bir daha keser miyiz diye bakıyorum. Şuraya itelim. Şimdi ormanda Tyrant Demir oynamak arkadaşlar top lane'de oynamaktan daha kolay. Hani ormanda çok rahat bir şekilde çünkü farmınızı yapıp gengenizi atabiliyorsunuz. Top lane'de erken aşamalarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben o yüzden ormanda tercih ettim. Bu arada ultisini zaten biliyorsunuz. Ultisi ölümsüzlük arkadaşlar. Ultisini bastığınız an hasar yemiyorsunuz. Daha doğrusu ölmüyorsunuz. Canınız böyle azıcık kalıyor. Aa, hiç iyi olmadı bu. Bu hiç iyi olmadı ya. Direkt flashla E attım adam o an flash attı. Güzel tepki verdi. Bir de küfür ediyorlar. Oğlum ben ormancıyım ben gank atacağım tabi. Niye küfür ediyorsun? Bakın arkadaşlar alttaki öfke birikti mesela. Çatır çutur kritik atıyor kritiği olmadan. Mesela orada arkadaşlar Q yeteneğimi hemen kullanmadım. Onun nedeni Q'yu bastığım an direkt şey olacaktı. Öfkem gidecekti ve adamı kritik vuramayacaktım. O yüzden adamı önce vurdum. En son Q'yu bastım. Canımı doldurdum. Hem o adamı orada kritik vurmuş. Yani kritik vurma ihtimalimi arttım. Hem de en son canımı bastım. Adamı orada baitlemiş oldum. Şu an güzel gidiyor ya. Hani
Kill alamadım ama asistler falan iyi durumda. Hani level'ım da bayağı iyi. Bak 6 level oldum ya. Daha dakika 6. İkinci red çıkmadan 6 oldum. Mid'deyim daha yine 6 oldu. Şimdi arkadaşlar ben genelde kırmızı smite tercih ederim. Ama sanki bu karakteri ben buna da kırmızı smite tercih ederim. Sanki bu karakteri şey daha güzel olur diyecektim ama kırmızı iyidir ya. Birebir de kafasına kafasına vururuz abi. Karşı takım tilt oldu. Umarım şarkının sesi çok değildir ya. Bana biraz fazla geliyor da. Umarım size o kadar fazla gelmiyordur. Şu sesleri bir türlü ayarlayamıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Öldü mü o? Aynen. Şunu alayım da ona gideceğim. Ya bu adam kaçmasına imkan yok. Gelin buraya. Şimdi W atacağım, adamlar slowlayacak. Gel buraya Shen. Onu da keseriz ki. Abi şu an inanılmaz güçlüyüm ya. Bu arada arkadaşlar kritik vuruş yaptığınız zaman E'nin cooldown'u düşüyor. Oğlum ne kadar hızlısın sen öyle ya. Abi bu nasıl bir slow yedim, çıkamıyorum. Bir saat. O neydi öyle ya? Yapıştım kaldım orada. Şuradan şunu alalım ya. Şunu almam lazım benim. Koşamıyorum hızlı. Orada adamın blue'sunu falan da çaldım. Çok Clone Fiesta oyun oldu ya. Midlane'e 2 gank attım. Katarina yargılamaya başladı. Diana 5 kere ölmüş. Bu arada arkadaşlar Diana videosu falan isteyen çok oluyor. Diana'nın güçlü olduğunu söyleyen çok oluyor. Hani karakter evet güzel bir hasar çıkartıyor oyun uzayınca, tek atıyor AD carry'e, mid lane'e falan. Ama arkadaşlar o karakterin kasması genelde zor oluyor. Koridorda eziliyor karakter ve erken aşamalarda çok güçsüz. Hani rahat gankliyor, bir şey yapamıyor. Koridor itmesi yok. Hiçbir şey yok karakterin. Hani o yüzden ben o karakteri mesela pek önermiyorum size. Hani siz çok seviyorsunuz düşük elde onu oynamayı ama bence arkadaşlar onun yerine böyle koridor aşaması rahat olan karakterler oynamanız gerekiyor ki hani koridorda ezilmeyin. Koridorda ezilince oyun direkt gidiyor. Siz bir şey yapamıyorsunuz. Hani siz koridorunuz ezdiğinizde bot laninizde ezilmiş bile olsa yine şartlar eşit oluyor ama siz eşit gittiğinizde mid lane'de bot laninizin de ezildiğini düşünürsek oyunu kaybediyorsunuz. Siz daha mid'de bir şey yapamadan oyun gitmiş oluyor. Şöyle bir slow. Beyler bu slow'u bu arada adam kovalarken atmanız gerekiyor. Kaçarken attığınızda yanılmıyorsam slow işlemiyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Ben şu an birebir de herkesi keserim. Yani kimse duramaz karşımda birebir de. Gel babana. Warwick gel babana. Warwick gelirse onu keserim. Şuraya ward atmış ama. Şuraya dive girmek istiyorum da. Şunu bir keseyim. Yapacak bir şey bulamadım, bari bunu alayım.
Mesela arkadaşlar bunu keserken arkadaki gözü açıldığında E atacağım. Arkasından o şekilde vuracağım. Hani siz de mesela buna dikkat edip o şekilde kesebilirsiniz bunu. Hani tırayla. Yani bu çoğu karakterle oluyor. Mesela Jarvan'la da ben aynı şekilde yapıyorum. Arkası açıldığı zaman arkasına geçiyorsunuz. Arkasından vuruyorsunuz. Ya of, uğraştırıyor beni. Benim redim çıkacak ama şu adamın ormanını bir temizleyelim. Oğlum bu karakter de çok güçlüymüş lan. Ben uzun yıllar sonra ilk defa oynuyorum bunu arkadaşlar. Eskiden çok oynanırdı. Şu yeni karakterler çıktıktan sonra hiç oynanmamaya başlandı da. Bir dönem çok fazla oynanıyordu bu. Sezon 3'te falan. Gerçi o zamanlar Hero da yoktu sezon 2'de, sezon 3'te de. O zamanlar çok deli oynanırdı ve o zamanlar çok güçlüydü. Şimdi yine güçlenmiş birebirleri falan çok kuvvetli hani. Duramıyorlar ki karşımda. Midi alırız. Midi alırız. Orada keşke Q'mu kullanmasaydım ya. Q'mu kullandım, pasifim gitti. Yanlış yaptım orada. Şimdi ne alıyoruz? Normalde statik almam gerekiyor benim. Statiği alalım ya. Şunu mu alsak? Bunu alalım. Neyse statik iyidir. Mahvolmuş alacağım arkadaşlar. Çünkü adamlar direkt benden kaçıyor. Bana bir slow lazım. O mahvolmuşun aktifini kullanacağım. Hani çekiyor ya arkadaşlar. Rakibi slowluyorsunuz, siz hızlanıyorsunuz. Onu kullanmak istiyorum. Ama kritik vurmak için de ebediye ihtiyacım var. Şimdi bilemedim ya. Aslında ebedi alsam daha güzel olacak. Kritik vuracağım sürekli. Hadi gelin de savaşalım. Athena'ya doğru birazcık çekelim adamları. Çok güzel lan. Katarina güzel oynuyor. Helal lan Katarina. Benim orada ultim gelmedi. Ultim gelse çok daha rahat davranırdım da. Şunu açalım da. Süresi zaten bitmek üzere. Botu gitsin alsın abi. Bir tane vursa botu alıyor zaten. Ne vurun lan? Çok rahat orman dönüyormuş bu karakter ya. Abi ben bu karakteri kendi elomda da oynayayım. Çok hoşuma gitti lan. Hiçbir şey yapmıyorsun, ormana dönüyorsun. Gank de atılıyor karakterler. Hani böyle koridorlarda stunlı, slowlu karakterler olursa çok rahat gank de atarsın bundan. Ki ben Katarina'ya bile gank atabildim yani bu karakterle. Red sağ olsun. Ölmedim mi ya? Nın. Ölecek galiba ya bizimki.
Neyse hadi yine kurtardık hadi. Bam. Arkadaşlar bu arada ulti şapkası girdim. Hani fark etmişsinizdir, ulti sürekli açık. Ultinin cooldown'ı da az zaten. Bir de ulti şapkası girince bayağı azalıyor ultinin cooldown'ı. Sürekli ultiniz oluyor ki ulti şapkası girmeniz gerekiyor bence. Hani lazım çünkü ulti size. Ultiniz yok ya zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz bu karakterle. Şarkı değiştirelim. Warwick geliyor. Şurayı alalım önce. Oğlum adamı bir vurdum direkt patladı lan kafası. Ya gel buraya gel. Gel. Nereye ya? Keşke arkaya doğru kaçsaydım. Kule-i Zinza tanklıyormuş. Şimdi ebediyi bitiriyorum sanırım. Aynen ebediyi bitirdik. Ya şu an her vurduğum kritik gelecek. Zaten çok yüksek bir hasarım var. Yani rakibe yazık yani şu an. Abi farmımı falan baksana kimse farm yapmamış. Oyunda sürekli savaş dönüyor dakika birden beri. Çok atraksiyonlu oyun oldu. Katerina yalnız ya bu oyunu benim taşımam gerekiyor ama Katerina'mız 18 kill aldı ya. Şuradan life steal alayım. Şu an çok daha rahat adamların içlerine girebilirim. Hani sürekli E yeteneğim olacak. Çünkü sürekli crit atacağım. Hani düz vuruş yaptığım sürece hayatta kalırım. Adamları kovalayabilirim. Kritik vurdukça E'nin cooldown'ı düşecek. Sürekli E gelecek. Sürekli adamların içine girip sürekli düz vuruş yapabileceğim. Geliyorum. Go 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 go. Çok fazla vuruyorum lan. Lan lan sal, pende sal, pende sal. Ya penta olmayacak ki penta ya. Adamlar kaçıştı ya. Savaşsalar yine pentamı atardım da. Neyse artık oyunu bitirelim. Şimdi şurada canımı doldurup hemen geliyorum diyelim, merak etme. Şurada hızlıca canımı doldurup geliyorum. Hemen Diana geliyorum bir saniye. Abi çok eğlenceli ya. Yani bir de yetenek gerekmiyor arkadaşlar. Adam görüyorum üzerine E atıyorum bu kadar yani. Yapmam gereken tek şey adamın üzerine doğru koşmak. Ya 500 vurdum adama. %50'si gitmiş adamın. O da ne yapsın bana vuruyor bir saat falan. Ha Katerina kankim geldi hadi. Hadi fight. Çok zorluyon, çok zorluyon. Dedim falan çıkmış ya. Şimdi hepsiyle savaşabilir miyim acaba? 3K param var ama şuna bir tane vurayım.
İki tane vurdum adamı. Evet. Bu oyunu benim taşımam gerekiyordu. Kusura bakma Katerina. Benim kedam daha iyi abi. Hayır. 21 kill almış olabilirsin ama 5 kere öldün. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi Pördiş TR videonun altındaki kayıt olma linkinden kayıt olursanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.